Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz beklenen Citroen Ami Türkiye'ye sonunda geldi. Bunun hakkında olacak aracın özellikleri ve yeni görüntüleriyle sizlerle karşınızdayım. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu aracın gerçekten çok ilginç yanları var. İlk ilginç yanlardan bir tanesi, Fransa'da bu araç B sınıfı ehliyet gerektirmeyen. Yani ehliyetsiz kullanılan bir araç yani 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu yaş 16'ya çıkıyor. Türkiye'de ise kullanım için ehliyet şartı aranıp aranmayacağız şu anlık bilinmiyor arkadaşlar. İleriki günlerde bu belli oldukça sizlere de duyuracağım. %100 elektrikli olan Citroen Ami'nin azami hızı da 50 km bölü saat. Yani şehir içinde arkadaşlar böyle yakın yerlere gidip gelmek için kullanılabilecek bir araç. Ve fiyatıyla gerçekten araç göz dolduruyor arkadaşlar. Bu aracın fiyatı 6000 euro. 6000 euro arkadaşlar şu anki Türkiye kuruna bakacak olursak 6000 euro bize ne kadara geliyor? Şu anki euro kuru 10.31 Türk lirası arkadaşlar. Aracımızda 61.800 liraya geliyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. En ucuz araba olacak bu satışa sunulduktan sonra. Şöylece aracımızın birkaç özelliğine de bakacak olursak iç mekanın oldukça sade ve basit tasarlanan bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Rahat ve kolay bir kullanımı bu araçta amaçlamışlar. 5.5 kW saatlik kapasiteli lityum iyon bataryasıyla da menzili 70 km. Ami ev tipi prizlerde de yalnızca 3 saatte şarj olabiliyor. Bu mükemmel arkadaşlar. Düşünün bahçeli bir evde oturuyorsunuz. Bahçenizde duruyor araç. Direkt uzatma kabloyla bu aracı çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsun ve 3 saatte şarj olması bence çok güzel. Aracın dediğim gibi Avrupa satış fiyatı 6.000 Euro bizde de 61.800 liralık civarına geliyor şu andaki güncel kurla beraber. Türkiye'de sınırlı sayıda gelen elektrikli amiler yüksek bir ihtimalle araç paylaşım modellerinde şu anda hizmet vereceği benziyor. ÖTV ve KDV'den dolayı sıfır araba almakta zorlanan sürücülerimizin bu araç bence imdadına yetişebilir. Elektrikli scooter olarak tanımlandığı için bu araçtan da ÖTV istenmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak aracın Türkiye fiyatı ile ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı tabii ki de. Ama araç büyük ihtimal ÖTV'siz olacak arkadaşlar öyle duruyor. Sizlere bu görüntüleri de paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar, aracın iç kısmı gerçekten çok sade tasarlanmış. 2 kişilik bir araç, gördüğünüz gibi gayet ufak. Aslında yeni araç öğrenmek isteyenler için de gerçekten bence çok uygun olabilir bu araç. Çok hoş duruyor. Bakın. Çok sade. Gerçekten aşırı sade yapmışlar içini. zaten fiyatı da açıkçası o yüzden ucuz. Bu araç ÖTV'siz ve ehliyetsiz olursa gerçekten tadından yenmez. Yani ne kadar satılacak adetleri tabi onlar çok önemli. Ama çok adette gelirse bence bizim ülkemizde bu aracın çok rahat bir şekilde bu kadar pahalı piyasada satılacağını düşünüyorum. 60 bin liraya bence herkes almayı düşünebilir bu aracı. Çünkü şehir içi kullananlar için. Tabi uzun yolda bu araç olmaz arkadaşlar ama şehir içine gerçekten kullanımı çok makul olabilir. Evet arkadaşlar Citroen Ami'nin bir diğer avantajı ise boyutları nedeniyle şehir içince park konusunda çok büyük avantajlar sağlayacak kullanıcılara. Peki Türkiye'de tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Fransızca arkadaş anlamına gelen Ami adıyla piyasaya sürülen Citroen Ami motosikletlere de alternatif üretmeyi hedefliyor. Evet arkadaşlar siz aracı beğendiniz mi? Nasıl buldunuz bu araç Türkiye'de satışa sunulduğunda ben alırım der misiniz? Onları yorum kısmından yazabilirsiniz. Yani bence güzel bir alternatif. Yani tabii ki de hızı biraz düşük arkadaşlar. Şöyle bir 80-90'lara çıkabilseydi bu araç gerçekten çok tercih edilirdi. Ama azami hızının 50 km bölü saat olması ve 70 km batarya açıkçası yani şöyle örnek vereyim. İstanbul'da Beyoğlu'nda ikamet ediyorsanız anca bir kilosu gidip gelirsiniz o kadarlık bir mesafe 35 kilometre 70 gibi düşünülebilir Yani şöyle söyleyeyim evde şarj edebildiğiniz için arkadaşlar herhangi bir yere gittiğinizde de orada da yine bu aracı şarj edebilirsiniz o yüzden bence çok makul Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bu videomuzda yeni Citroen AMI Türkiye'ye geldi onlar hakkında sizlere bilgiler verdiğim Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş